Değerli arkadaşlar, bugün sizlere savaş ve terör konusuyla ilgili yapmış olduğum bir çalışmanın özetini konferansvari halen ikamet ettiğim Güney Kore'nin başkenti Seul'daki otel odamdan anlatmaya çalışacağım. Malumunuz, insanlar teorik konular üzerinde her zaman durmazlar. Genellikle konjonktürün acıttığı günlerde o sırada yaptıkları veya kendilerine yapılanlar üzerinde kafa yormaya çalışırlar. Günümüzde de Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok üçüncü dünya ülkesine yakınlarda Afganistan'a yaptığı saldırılarla birlikte savaş ve terör kavramları üzerinde durulmaya başlanmıştır. Özellikle 11 Eylül sonrasında birçok araştırmacı bizden neden nefret ediyorlar başlıklı araştırmalarla kendilerinin başlattığı savaşın terörle karşılık bulmasının nedenlerini araştırmakla meşgul olmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri kendisine yapılan saldırıları terör, kendisinin başkalarına yaptığı saldırıyı da teröre karşı savaş olarak algılamayı çalışmıştır ve bu şekilde de bu algılamayı dünya kamuoyuna anlatmaya çalışmaktadır. Hatırlanacağı gibi 11 Eylül saldırısı Amerika Birleşik Devletleri başkanınca önce Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başlatılmış bir savaş, daha sonra terör olarak ifade edildi. Karşılığında bu teröre karşı çok uzun sürece bir savaşın başladığı o dönem duyuruldu. Değerli arkadaşlar, şimdi bu topyekün savaşa, bu kirli savaşların beslediği medyanın kitleleri yönlendirdiği gibi mi bakmalı, yoksa tarihi ve hukuk ilminin bize kazandırdığı formasyonu kullanarak ve yanılsamalara neden olmayacak şekilde bu kavramların içini mi doldurmalıyız? Bu çalışmamda misyonumuzun gereği olduğuna inandığımız ikinci yol tarafından tercih edilmiştir. Savaş ve terör, bu iki kavramdan birincisinin insanlığın tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir. Terör kavramının ise savaşın güçler tarafından güçsüzlere izafe edilmiş şekli olduğu yeni kavramaya başlanmıştır. Bunun için de bu çalışmanın mihverini teşkil edecek bu iddialı belirlemeyi aşmak için savaş ve terör ayrımını konu edindim. Önce hepimizin az çok hakkında bilgi sahibi olduğu savaş kavramı ve olgusu üzerinde duracağım. Sonra da dimağlarımıza kazınan terör kavramı ve olgusu hakkında teorik bilgiler vereceğim. Daha sonra her ikisi arasında ilişki, benzerlik, ayrılıkları tartışmaya çalışacağım. Sunumun son bölümünde terörün ortadan kaldırılmasının önündeki engeller, özellikle de düşünce ve ifade özgürlüğü, terörist devletlerin veya yöneticilerin uluslararası suçlar mahkemesinde
yargılanmasının önündeki engeller üzerinde durmaya çalışacağım. Bu çalışmamda önemli bir husus da savaşı topyekün anlamda kullanılan mücadele, savaşın bir parçası silahlı eylem olarak aldığımızın altını çizmektedir. Savaş her ne kadar topyekün mücadele anlamında da kullanılıyorsa da bizde genelde savaşı topyekün bir mücadele olarak alıyor olsak da burada yapılmaya çalışan topyekün mücadelenin bir parçası olduğu halde savaş dışında bir olgu olarak gösterilen silahlı mücadele savaşın terörle ilişkisi, benzerlik ve ayrılıklarını incelemeye çalışacağım. İlk önce savaş konusunda düşüncelerimi belirtmeye çalışayım. Savaş, Clausewitz'e göre Batı'nın en önemli savaş teorisyenlerinden birisidir kendisi. 1970'li yıllarda elimizden düşürmediğimiz kitabı savaş üzerinde savaşı bir düelloya benzetmektedir. Bir farkla ki ona göre savaş düellonun büyük çaplısı ya da güreşçinin yakın hasımını alt etmesi, yıkması, böylece tüm direnişini yok etmesinde olduğu gibi safhaları olan bir mücadele türüdür. Demek oluyor ki savaş hasmı irademize boyun eğmeye zorlayan bir şiddet hareketidir der ve devam eder. Şiddet, şiddeti göğüslemek için bilim ve sanatların buluşları ile silahlanır. Gerçi kaydedilmeye değmez bazı ufak tefek sınırlamaları, devletler hukuku yasaları adı altında kabul eder ama bunlar uygulamada savaşın gücünü zayıflatmaz. Şiddet, yani fizik kuvvet veyahut fiziki kuvvet, çünkü devlet ve kanun kavramlarının dışında manevi kuvvet diye bir şey yoktur. Böylece savaşın aracı olmaktadır. Ereği ise düşmana irademizi zorla kabul ettirmektir. Bu ereği tam bir güven içinde gerçekleştirebilmek için düşmanı silahtan arındırmak gerekir ve işte bu silahsızlandırma tanımlama gereği savaş operasyonlarının gerçek anlamda ilk amacıdır. Bu amaç son ereğin yerini almakta, onu bir bakıma savaşın kendisine ait bir şey değilmişçesine bir kenara itmektedir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Batı'nın savaş anlayışını formüle eden ve bir yandan 19. yüzyıla kadar yapılan savaşların eleştirilerini yaparken diğer yandan savaşın politik bir amacın aracı olduğu meşhur görüşüyle savaş teorisini 19. yüzyıla taşıyan Clausewitz kötü kopya öğrencileri, batılı komutanlar eliyle 20. yüzyıla taşındı. İşte bize terörün ne kadar acımasız bir tetkiş örneği olduğunu öğretmeye kalkan Batı'nın savaş teorisyenlerinden bazı belirlemeler, bu belirlemelere geçmeden önce bir önemli hususu ifade etmek gerekir. Clausewitz, sonraki meslektaşları tarafından savunmaya fazla önem veren biri ve ayrıca da fazla
insancıl bulunmuştur. İşte bu ünlü savaş teorisyeni savaşta fizik gücü acımadan kullanan ve kan dökmekten kaçınmayan tarafın avantajlı duruma geçeceğini bize iğrenç geliyor diye vahşet unsurunu ihmal edemeyeceğimizi aksi anlayışın insanın kendi çıkarına aykırı düşeceğini belirtmektedir. Fakat belki de kendini görevli saymasının gereği olarak bir yanıltıcı saptamayı da not etmeden geçemez. Uygar milletlerin savaşları uygar olmayan milletlerin savaşlarına göre çok daha az zalim ve yıkıcıdır. Sanırsınız ki batıdaki 30 yıl savaşlarını, 100 yıl savaşlarını, din savaşlarını ve benzerlerini okumamıştır. Tabii ki kendinden sonra vuku bulan ve milyonlarca insanın ölümüne ve bir o kadar insanın da birkaç kuşak ötelere kadar etkilenecek sakatlıklara maruz kalmasına neden olan dünya savaşları da Clausewitz'i haksız çıkarmıştır. Değerli arkadaşlar, bugünkü bu sohbetimin birinci bölümünü size anlattım. Bugün 4 Şubat Perşembe 2021, yerel saat 17.40'tır. Ben Tekmanlı Profesör Doktor Doktor Ümit Yazıcıoğlu. Beni dinlediğiniz için hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Burası Güney Kore'nin başkenti Seul. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.